Biz ne dersek diyelim bu evlilik olacak. Yoksa Melda da Eda gibi bizi dinlemeden kaçıp evlense daha mı iyi? Melda ile Eda'nın durumu bir değil. Hiç kıyaslama şimdi onları. Nasıl? Kendine gelmiş mi? Evet. Saadet Hanımlarla konuşmuş bile. Oh, şükürler olsun yarabbim. Aklım almıyor. Bir insan birinin canına nasıl kıymak isteyebilir? Nasıl bir hırs, nasıl bir intikam hissi bu? Her şeyi hak ettim. Hadi ne duruyorsunuz? Çekin şu tetiği artık. Yaklaşma. Türkan anne. Buyurun. Size tekrar çok teşekkür ederiz Türkan Hanım. Harun'un göğsündeki kanamayı durdurmak için nasıl uğraştığınızı Tarık anlattı. Eğer izin verirseniz şoförüm sizi evinize bıraksın. Harun'un durumu gayet iyi. Sizin daha fazla perişan olmanıza gönlüm razı değil. Estağfurullah. Biz bir taksiye biner gideriz. Siz hiç zahmet etmeyin. Lütfen kırmayın beni. Artık bir aileyiz biz. Melda kızımla Harun'un barışmış olmasına o kadar memnun oldum ki. Melda kızım üzüldüğü için hepimiz çok mahcup olmuştuk. Sizden ne kadar özür dilesek az. Umarım bu yaşanan acı olayları hep beraber unuturuz. Ne oldu? Nisa? Batu. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun Işıl. Durumu nasıl? Kendine geldi, bekliyoruz işte. Aklım almıyor. Böyle bir şey nasıl olur? Kim yapar? Hiçbir fikrimiz yok. Biz de anlayamadık. Batu, hadi gel birer kahve alıp gelelim. Belki biraz kafamızı toparlarız. Hadi. Hallettin mi? Merak etme. Senin o beceriksiz adamın kimseye ayak bağı olmayacak. Senin intikamdan niye vazgeçmiş olduğunu da anlamış oldum. Ne demek istiyorsun? Hadi canım. Anlaşılmadığını mı sanıyorsun? Benim baldıza nasıl baktığını gördüm. O sarılış, o bakış. Saçmalama. Aşkın gücü seni bile dize getirdi demek. Sana yardım etmem için. Nasıl yalvardığını unutma. Unutma, ben olmasam çoktan kendi pisliğinde boğulmuş olurdun. Sadece şaka yapıyordum. Bu kadar kızmana gerek yok. Hem bana ne? Ne yaparsan yap. Sen kime aşık olmak için? Nisa'yı intikam için kullandığın açık. Eda, canım, hadi.